Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. muhtarlar toplantısında arkadaşlar çok ilginç bir ifade kullandı. Belki kamuoyunun dikkatinden kaçtı ya da birileri bunu yazmak istemedi anladığım kadarıyla. İfadeyi aynen burada tekrarlıyorum. Dedi ki, dün akşam Putin ile bir görüşmem oldu. Bu görüşmede Halep'i konuştuk ve saat 22 itibariyle orada hava bombardımanlarını durdurduklarını ifade ettiler. El-Nusra'nın orayı terk etmesi noktasında kendilerinin ricaları oldu. Arkadaşlarımıza bu konuda gerekli talimatları verdik. Şimdi arkadaşlar, bu ifade yenilir yutulur bir ifade değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir numarası Cumhurbaşkanı, bir ülkenin kendisine telefon edip bir terör örgütünün bir bölgeden çıkması ricasında bulunduğunu ve onun da onları ilettiğini söylüyor. Ne zamandan beri sen terör örgütlerinin hamisi oldun da El-Nusra gibi Vahabi, Selefi katilleri Rusya bir talep ileteceği zaman seni arar hale geldi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Cumhurbaşkanı Nusra ile ilişkilerinin boyutunu ortaya koymalıdır. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı mısın? Yoksa bölgedeki Selefi terör örgütlerinin efendim bir şekilde bürosu musun? Rusya niye seni arıyor? Rusya El-Nusra'ya bir mesaj iletmek için neden seni arıyor? Bunun cevabını muhtemelen vermeyecektir. Daha sonra da hatırlıyorsunuz arkadaşlar. El-Nusra'ya yine niye kötü diyorsunuz diye bir serzenişte bulunmuştu. Niye kötü diyoruz biliyor musunuz? Çünkü El-Nusra Selefi, Vahabi bir terör örgütüdür. Kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi amel etmeyen insanları katletmiş, katletmekte olan vahşi, barbar bir örgüttür. IŞİD'den hiçbir farkı yoktur. IŞİD'le aralarında ne itikadi ne efendim politik açıdan hiçbir farkı olmayan bir terör örgütüdür. Dünyadaki birçok ülke bunu böyle kabul etmektedir. Cumhurbaşkanı ısrarla ben Nusra'nın temsilciliğini yapacağım diyorsa bunu vatandaşımızın vicdanına teslim ediyoruz. Musul ve Şam Fatihi diye tanımlanan Erdoğan bir anda işte gördüğümüz gibi terör örgütlerinin hamisi haline geldi. Bu arkadaşlar kabul edilemez bir durumdur. Derhal herkes bu konuda aklını başına almalıdır.